Arkadaşlar merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugün ayarlı bir güç kaynağı yapacağız. Çok güçlü bir MOSFET'ler aldım. Bu MOSFET RFP 460 20 ampere kadar sürekli çıkış akımına sahip. Gate source bacağından da 500 volta kadar voltaj geçirebiliyor. Yani projelerinizde bunu kullanabilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. Kuşetimizin bacakları en soldaki gate baca, ortadaki drain baca, en sağdaki de source baca arkadaşlar. 50k bir tane potansiyometre bağlayacağız. devremiz bitti. Gayet güzel oldu. Şunlar bizim çıkışlarımız. Çıkışından artımızın çıkışını aldık. Eksiğimiz buradan alıyoruz. Drain girişine de giriş voltajımızı bağlayacağız. Ben kırmızı kabloyla çıkarttım. Eksilerimiz ortak. Şimdi ben yarım dalga bir doğrultma devresi yapacağım. Bu devreyi kaldırıyorum. Şimdi ona geçelim hemen. Yarım dalga için bize bir tane trafo lazım, bir tane blok kondansatör lazım, bir tane de köprü diyot lazım. Trafomuz 24 volt. Gerçek 10 amper bir trafo arkadaşlar. Güçlü, büyük bir trafo. 3330 mikrofarad, 35 volt kondansatör 4 atacağız. 10 amperde köprü diyotumuz var. Bunun bağlantıları nasıl oluyor? Bunun sizde bu şekilde olmayabilir. İki kablo buradan çıkar, iki kablo buradan çıkar. Bu primer giriş kısmı. Sekonder de çıkış kısmıdır. Yani siz onu nasıl anlayabilirsiniz? Ölçü aletiyle de ölçüp omacından... Omacı fazla olan giriş sargınızdır Omacı düşük olan sizin çıkış sargınızdır. Köprü diyotta da dört tane ucumuz vardır. Alternatif akım simgesi vardır. Alternatif akım simgesini buraya giriyorsunuz çıkışa sekondere. Çıkışını da artı ve eksi uçları vardır. Artı ve eksi uçlarında da kondansatörlerin çizgili tarafı eksidir. Çizgisiz tarafı artıdır. Artı ve eksi yönü gelecek şekilde bağlayacağız. Çıkışına da bizim yaptığımız devremizin, güç kaynağı devremizin artısını eksisini buraya bağlayacağız. Yani hızlı bir şekilde yapalım. Şimdi aynı şekilde çıkışımı köprü diyotumun alternatif girişine bağlayacağım. Kameradan tam belli olmuyor. Alternatif akım sembolü var. Yönü fark etmez arkadaşlar buraya takacağınız yerin. Önemli olan buradan şu çıkış alacağımız yer. Artı ve eksi. Artı ucum şu. Eksi ucum da şu. Buna dikkat edersiniz. Takacağımız kondansatörün eksisi de burası. Eksisini buraya takacağım. Çizgisiz tarafı da artı. Onu da buraya takacağım. Şimdi ben 3330 mikroforatı 35 volt seçtiğim için yaklaşık 29-30 volta kadar ben buradan çıkış alırım. Aynı şekilde burada kondansatörün değerini düşürerek 25 volta düşürerek 2200 mikrofarata düşürerek çıkış voltajını kısabilirsiniz. Burası bilgi olsun arkadaşlar. Ben buraya lehimliyorum. Şimdilik işlemimiz tamam oldu. Şu an Burası yarım dalga bir doğrultmaç devresi. Benim yaptığım devremle eksimi getirip buraya bağlayacağım. Artımı gelip buraya bağlayacağım arkadaşlar. Şimdi ben bağlantısını yapayım. Gerçek 10 amper olmasını istediğim için ben böyle trafolu yaptım. Siz görün diye. Bu tamamen şimdi güç kaynağı devresi oldu. Sizlerinizde bu trafo köprü diyot kondansatör olmayabilir. Sadece bu devreyi yapmak isteyebilirsiniz. Şöyle adaptörünüz varsa artı ve eksi girişini buraya bağlayarak voltaj ayar kısı yapabilirsiniz. Aynı şekilde şöyle liyon pilleriniz vardır. Artı eksisini bağlayıp voltaj ayarı kısabilirsiniz yapmak isteyenler için gösterdim. Artı bir de MOSFET'imizin gerçekten 20 amper olmasını test etmek için size gösterdim. Daha kaliteli olsun Çünkü güç kaynağı gösteriyorlar. Pek e, sağlıklı gözükmüyor. Şimdi ben şu uçlarıma benim ölçü aletini bağlayıp buradan hassasiyetine bakalım arkadaşlar. Trafonun enerjisini verdim. Artı ve eksi uçlarımı da prop kısmına bağladım. Şeyimize takalım. Şu an kapalı konumda. Herhangi bir ısınma yok. Bu güç kaynaklarının kaliteli olup olmadığını yapacağınız devrelerde şu şekilde anlayabilirsiniz. Devreye direkt bağlayıp sıfır konumunu aldığınız zaman elinizi değdirdiğiniz zaman eğer ısınıyorsa onunla bir güç kaynağı yapmayın arkadaşlar. Çünkü içerisinde bu voltajı şu anda depoluyor. Bunun performansını göstereceği zaman voltajın kısıldığı zaman bu voltajı kısıldığı zaman ısınma yapmıyorsa koç gibidir onu yapabilirsiniz sıkıntı olmaz Asasiyetine bir bakalım ilk önce 2 voltaja geldiği zaman dedim 2 voltta çalıştığı için hemen geldi Asasiyeti gayet güzel 12 volt 24 en son kaça kadar? çıkıyor? dediğim gibi 30'a kadar çıkıyor. 30.000 yavaş yavaş bir düşürelim. Hassasiyeti görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer çıkışına kondansatör bağlarsanız şöyle bir şey olur. Mikrofaradı fazla olursa siz buradan voltajı kıstıkça bunun değeri biraz geç düşer. Hassasiyet ayar yapamazsınız. O yüzden bu çıkışına kullanacağınız kondansatörün mikrofaradı düşük olsun. bir mikrofaradın altında olsun voltajı voltajı da zaten devreniz kaç voltta çalışıyorsa ona göre seçersiniz. Benim mosfetim güçlü olduğu için ben kondansatör kullanmamayı tercih ettim. Çünkü kaliteli bir mosfet. Bu şekilde güzelce çalışıyor arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Şimdi bir şey yapalım. Ben de yüksek amperli araç farının şeyleri var, ampulleri var. Bunu takalım. Bir de motor takalım bir kontrol edelim nasıl performansın. Lambamı bağladım arkadaşlar. Şu an kapalı konumda. Biraz önce dediğim gibi eğer voltajı kıstığınız zaman MOSFET ısınmıyorsa MOSFET çok kaliteli bir MOSFET'tir. Bununla güç kaynağı yapabilirsiniz. Çünkü voltaj şu an buradan voltaj çıkıyor. Bu voltajı bu içerisinde depoluyor. Bu ne kadar kaliteli olursa o kadar güzel yaparsınız arkadaşlar. Bu kısıkta çalışsa çünkü buraya şu anda amper biniyor. Buraya amper bindiği için bu ısınıyor. Çabuk arızalanmaya yol açıyor. Bu yüzden hani güç kaynağı yapacaklar için şiddetle bunu tavsiye ederim. Şimdi ben bir tane de motor bağlayayım arkadaşlar. Elimde bir tane de motor var. Bir de onunla deneyelim. Motorumu bağladım arkadaşlar. Şöyle elimi alayım bir de dönmesin. Şöyle de yapalım. Gayet güzel, başarılı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir ısınma vesaire bir şey yok. Ben şimdi fişini sökeyim. Yapacaklar için de malzemelerin tanıtımını yapayım. Nasıl yapacağınızı anlatayım. Arkadaşlar RFP 460 MOSFET'imiz, potansiyometremiz. 1 megaohm direnç, 1K direnç. Bu da bir diyor. Bunu ben artık ters bağlandığı zaman sıkıntı olmasın diye bağladım. MOSFET'imizin bacakları Surge. Drain Gate bacakları. Drain bacağından Tinipot'un en sağdaki bacağına yol atıyorsunuz. Tinipot'un orta bacağından da Gate bacağına tetika yol atıyorsunuz. Search bacağından çıkış artınızı alıyorsunuz. Drain bacağından da artı girişinizi alıyorsunuz. Eksilerimiz zaten bizim ortak. Devremiz bu şekilde. Kendinize bunun gibi bir tane güç kaynağı yapıp kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı çıkartmaz. Şu en kötü bir güç kaynağı şu anda 1500 lira. O da verdikleri 2 amperlik, 3 amperlik, en fazla 5 amperlik. Bu 20 ampere kadar destekliyor. Çok kaliteli bir mosfet. Size bunun maliyeti hani bu şekilde yapsanız tutacağı en fazla maliyeti 50 TL. E siz buna ekstra işte ekran alayım, şunu yapayım, NTC takayım, fan takayım vesaire derseniz size en fazla kutu suyu vesaire de 250-300 liraya mal olur. Bu şekilde hani kendinize güzel bir güç kaynağı devresi yapabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel, sağlıklı çalışıyor. Ben bunu iş yerinden bir arkadaşı yaptım. Kendisi benden istedi. Bunun aynısından kendime de yapacağım. O yüzden tavsiye ediyorum. Detaylı olarak anlattım arkadaşlar. Ee, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yaparken de gösterimlerini yaptım. Şu şekilde yakınlaştırarak da bakabilirsiniz. Ekran sabit kalıp. Yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet çok basit bir devre. Dediğim gibi sizin ayrıyetten buraya yarım dalga doğrultmaç yapıp trafoyla vermenize gerek yok. Adaptörünüz varsa harici onunla da verebilirsiniz. Ayar yapıp işinizi görebilirsiniz. Ha bana derseniz ki böyle çok e, yüksekliğe bana gerek yok. Benim daha önceden DC DC düşürücü diye ayarladığım LM317 ile yaptığım bir devre vardı. Bu gayet basit işlerimi halledebilmek için yapmıştım. Ben yapmak isteyenler için göstermiştim. Bu düşük bir buçuk ampere kadar gidiyor arkadaşlar. Onun videosu da var. Onu da yapabilirsiniz. Eğer e, yapacağınız işlemler küçük ise. Eğer büyük işler yapacaksanız size böyle bir güç kaynağı lazım. Ama normal limon pil vesaire sensör falan çalıştırıp ayar yapacaksanız ya küçük bir motor çalıştıracaksanız bu devreyi yapabilirsiniz. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Herkese iyi günler.